Spider-Man, No Way Home, Spider-Man'in mecuda e yer alan üçüncü filmidir. Film, Peter Parker'ın özel hayatı ile süper kahraman hayatı arasındaki dengeyi korumak için uğraşırken çıkan sorunlarını konu almaktadır. The Matrix Resurrections, Matrix serisinin dördüncü filmidir. Film, Neo ve Trinity'nin tekrar bir araya gelmesini konu alıyor ve Matrix dünyasının derinliklerinde neler olup bittiğini keşfetmelerini sağlıyor. Eternals, Marvel sinematik evreninde yer alan bir başka film. Film, tanrılar tarafından yaratılan ve insanlığı korumak için mücadele eden ölümsüz varlıklar olan Eternals'in hikayesini anlatıyor. Güne, Frank Herbert'in ünlü oh. bilim kurgu romanından uyarlanan bir film. Film, gezegen Arrakis'te geçiyor ve buradaki zaferin kontrolüne sahip olanı dünyanın kontrolüne sahip olacak. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Marvel Sinematik Evreninde yer alan bir başka film. Film, shang adlı bir savaşçının hayatını konu alıyor ve onun babası tarafından yönetilen suç örgütüne karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. Black Widow Marvel Sinematik Evreninin bir diğer filmi. Film, Natasha Romanoff'un geçmişine dair sırları açığa çıkarıyor ve karanlık bir komployu ortaya çıkarıyor. Hızlı ve öfekli on. film, Toretto ailesinin yeni bir tehdit karşısında verdiği mücadeleyi anlatıyor. The Suicide Squad, DC sinematik evreninde yer alan bir başka film. Film, Task Force X adlı suçluların oluşturduğu bir ekibin görevini anlatıyor ve bu görevde adaleti sağlamak için çalışıyorlar. Venom, Let There Be Carnage, Marvel sinematik evreninde yer alan bir başka film. Film, Eddie Brock ve Venom arasındaki ilişkiyi konu alıyor ve Carnage ile olan mücadelelerini anlatıyor. Zack Snyder's Justice League, DC sinematik evreninin yeniden çekimi olan bir film. Film, Justice League Zack Snyder tarafından yeniden tasarlanmış halini sunuyor ve ekranlarda uzun bir süre boyunca yayınlanıyor.